konuşacağız. Ah, bir dakika. Şimdi pastanın bir kısmını onlar yedi. Hı. Ama masaya düşen kısmını çöpe attık. Evet. Emine. Ay, dışarı koyduydum ya, gideyim bakayım hemen. Koş. Koş. Ay, almışlar Meltem Hanım ya. Müzik ya. Nerede müzik ya? Hüseyin, Şükrü. Çöpün nereye döktülerse gidin bulun, o yüzüğü bulmadan da gelmeyin. Emrin olur abi. Ben de gideyim. Gideyim. Ayakta zor duruyorsun, otur. Meltem, zaman kazanmamız lazım. Gelecek adam birazdan. Efendim, işiniz, gücünüz yalan dolan. Müşteriler geldiğinde doğruyu söyleyeceksiniz. Yüzüğü kaybettim diyeceksiniz. Vallahi siz söylemezseniz ben söylerim. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Alo. Kardeşim sen hasta mısın ya? Sen deli misin? Sen ne yaptın sanıyorsun ya? Ya hoşuna mı gidiyor yani bizim böyle bir durumda olmamız ya? Vallahi sinirim bozdu benim ha. Bizim zor durumda kalmamız sizin de pek hoşunuza gitti galiba Özlem Hanım. Açıp da ağzınıza iki çift laf edemiyorsunuz kocanıza. Siz bir yüzüğe sahip çıkamıyorsunuz. Ben size bir şey diyor muyum hanımefendi? Boş ver hayatım, tartışmaya değmez. Bozma sinirlerini. Kendi hatalarının hıncını bizden çıkarmaya çalışıyorlar. Aa. Ya yeter hadi, yeter tamam. Bak vallahi benim tersim fenadır. Seni doğduğuna pişman ederim, sizi vallahi vururum ha. Ay ama yani çocuklar insanın damarına basıyor bunlar ya. Tamam Gönülcüm de şimdi daha önemli bir meselemiz var. Yüzüğü bulmamız lazım. Doğru. Ne yazmış Haluk? Çöpün atıldığı yere gidip bakmışlar, bulamamışlar. Allah ya. Mahvolduk biz. Hadi Sertaç kalk gidelim biz. Gidelim hayatım. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Oturun oturduğunuz yere. Aa, neden? Bu yüzük bulunana kadar buradan hiçbir yere gitmiyorsunuz. Oturun. Aa, ne diyor ayol bu? Sen delirdin herhalde Tuna. Saçmalama oğlum. Tunacığım ne ayıp şey, hiç olur mu şey? Neler söylüyorsun sen? Özlem Hanım'ı sevmem ama yani böyle bir şey yapacağına da ihtimal vermem. Ama Sertaç Bey için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hanımefendi siz benim eşim hakkında ne biçim konuşuyorsunuz? Eşiniz hakkında kötü bir şey söylemiyoruz. Yine abuk subuk bir dersler vermeye kalkıp bize saklamış olabilir yüzüğü diyorum. Kesinlikle seninle aynı fikirdeyim hayatım. Kesin bu Sertaç yapmıştır. Kesin saklamışındır. Sen o yüzüğü, çıkar o yüzüğü. Çıkar! Tamam. Uzatmayın ya. Efendim siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ağzımdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Hırsız mıyım ben? Sen hırsızsın mı diyoruz biz? Sen hırsız dedik biz. Bilerek yapmamışsındır tabii hırsız olarak. Yani sen hırsızlık yapmamış olabilirsin. Ama sadece kaos çıkar diye, sadece biz ikimiz burada perişan olalım diye bunu planlamış olabilirsin sen. Site güvenliği. Efendim? Haluk Bey burada bir kağıt toplayıcısı sizi sordu. Bir şey vermek için dairenize gelmek istedi ama ben sokmadım içeri, gönderdim geri efendim. Oğlum niye gönderiyorsun? Ne verecekmiş bana? Onu bilmiyoruz efendim. Bize verin, biz veririz dedik ama vermek istemedi. Gitti. Kesin yalan söylüyor. Para falan isteyecekti bence. Nereye gitti? Siteden az önce çıktı. Yoldadır efendim. Kapa. Bir daha da insanları geri çevirme. Ne oluyor Haluk? Gel benden. Nereye gidiyoruz? Buralardadır. Ne oldu? Bu kağıt toplayıcısı. Kağıt bir şey verecekmiş. Güvenlik sokmamış. Gel. Ay yüzük olmasın. Aa, Tuna yüzük olabilir. Ay inşallah. Hadi inşallah. Haluk haber verin. Ay inşallah olabilir ya. Dur bir dakika dur. Dur kağıtçı. Buyur. Oh. Ay. Ne arıyormuşum ben? Haluk Çetinoğlu. He Haluk Bey. Ha bu size ait galiba. Aa, Haluk yüzük. Yüzük Haluk! Aa Haluk! Kardeş sağ ol. Dile benden dediler sen kardeş. Ne dileyim abi? Sağlık saat olsun. Ha bir daha abi arkamızdan deli gibi kornaya basmayın. Ya da arabayla bizi sıkıştırmayın. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Kusura bakmayın kardeş. Evet. Sen bu yüzüğü nasıl buldun? Sizin çöplerin biriktiği yeri ben biliyorum abi. Hüseyin abi ve Şükrü abi de oradaydı. Talan ettiler, bulamadılar. Vay be. Ben onlardan önce aldım abi. Ama arkalarından seslendim, beni duyan olmadı. Sonra sizin güvenliğin oraya geldim, beni içeri almadılar. Vallahi teşekkür ederim kardeş. Sen olmasan ne yapardık benimle? Teşekkür ederim. Abi ne diyeyim? Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Neredeymiş? Bizim çöpte. Pastayla birlikte gitmiş. Kağıt toplayıcıları var ya, o bulmuş Gönül. Kağıt toplayıcıları mı? Hani şu senin sabah trafiği tıkıyorlar diye söylendiklerinden mi? Ya sorma Gönül, yani utancımdan yerin dibine geçtim, yemin ediyorum. Yani. Ama yani yüzüğü bulduk ya, yani ya Allah'ım teşekkür ederim ya, başka ya nasıl mutluyum sana anlatamam yani. Ya bulduk ya yüzüğü. Bu arada reklam fikrini de buldum Gönül. Ne? Söylesene. Yok, burada söylemeyeyim Gönül. Ne olur ne olmaz. Belki birileri duyar da rakip firmaya hemen sızdırıverir. Neyse, çok şükür bunu da atlattık. Yani bir ara ben bile karamsarlığa kapılmıştım bulamayacağız diye. Biz de artık kalkalım. Nasıl olsa aklandık. Üstümüze atılan suç da kalktı herhalde. Özlem Hanım, siz yanlış anladınız. Kalkalım hayatım. Bir daha da böyle korkunç iftiralara uğrayacağımız ortamlara girmeyelim. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum Özlem. Haklısın hayatım. Ya affedersin, yani siz bizim yerimizde olsaydınız ne düşünürdünüz? Merak ediyorum yani. Söyleyin, ne düşünürdünüz? Ben seni pısırık olmanla suçlayabilirim. Beceriksiz olmanla suçlayabilirim. Ama böyle bir şeyle suçlamazdım Tuna. Sana hırsız demezdim. Bu kadar seviyemi düşürmezdim. Ya size ne demeli Gönül Hanım? Kocanızı susturacağınıza desteklediniz. Umarım söylediklerinize utanıyorsunuzdur şimdi. Yo, utanmıyorum. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Siz yanlış algıladınız. Gönülcüğüm lütfen. Utanmadan utanmadım diyor. Görüyor musun Özlem? Hayatım, kabahat sende. Onlarda öyle bir duygu yok. Utanmazlar yani. Özlem Hanım lütfen. Özlem Hanım, susayım sizin seviyenize inmeyeyim diyorum ama fazla olmaya başladınız artık. Gönülcüğüm. Ne varmış benim seviyemde hanımefendi? Bir dakika. Özlem, sen sesinin tonuna dikkat eder misin? Ayıp oluyor ama ha. Asıl ayıbın büyüğünü siz ediyorsunuz Tuna Bey. Bak sinirimi bozma, benim öyle parmağında vallahi... Ya yeter! Kesin ikiniz de. Yüzüğü bulduk işte, sevindik. Uzatmayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.